Paşam. Siz burada. Nasıl olur? Seninle konuşmak istediğim bir mevzu var. Hayırdır paşam? Victoria Hatun'un hadisesini hatırlıyorsun değil mi? Kellen gidecekti. Hayatını kurtardım seni. Ömrümce o utancı taşıyacağım paşam, biliyorum. Hakkınızı nasıl öderim? İşte şimdi ödeşmenin vakti geldi matrakçı. Emredin paşam. Yolunuza canım feda, ne isterseniz yaparım. Yer kafayı gerdeğe girmeden boşayacaksın. Nasıl? Diye başa. Yer kafa bana ait matrakçı. Benim adım. Anladın mı şimdi? Ya yani bundan böyle sizle ben nasıl olur dahi? Aslanım bu kadının şikayetiyle nasıl ikaz eder beni? Beni nasıl hiçe sayar böyle? Sultanım, eminim bu olanların bir izahı vardır. Tek bir izahı var bunun. Hürrem gerçekten büyücü. Herkes öyle diyor ya, doğru. Oğluma ne yediriyor, ne içiriyorsa artık iyice tesir altına almış. Valide. Ne oluyor Mahidevran? Duramadım dairemde. Dayanamadım. Nasıl?
nasıl sessiz kalırsınız? Bu kadın hepimizle alay ediyor. Ne yapacaksanız yapın artık. Ne bu hal? Kendine gel. Ben kendimdeyim validem. Kendimde olmayan hünkârımız. Sürekli aşağılanmaktan bıktım usandım artık. Ya siz derhal bu vaziyete bir son verirsiniz? Ya da ben başımın çaresine bakacağım. Bırak artık düşünmeyi. Rahat ol. Kendimi düşünmüyorum. Keşke Valide Sultanımızla karşı karşıya gelmeseydiniz. Ben katlanırdım olan bitene. Hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsin. Bundan böyle hak ettiğin itibarı göreceksin. Hiç kimse sana saygıda kusur edemez, ettirme. Ne demek istiyorsun sen? Ne yapacaksın? Eğer bu rezalete sessiz kalmaya devam ederseniz öğreneceksiniz. Sakın bir delilik yapma. Sükûnetini koru. Susmayacağım artık validem. Zaten başıma ne geldiyse bu yüzden geldi. Hep susturdunuz beni. Sus Mahidevran. Bekle Mahidevran. Sana yakışmaz Mahidevran. Yeter artık, dayanamıyorum. Ben de bir kadınım. Benim de bir gururum var. Yıllardır hünkârımız beni hiçe saydı. Varsa yoksa Hürrem. Mübalağa ediyorsun. Seni de çağırıyor yanına. Çağırıyordu, ne oluyor sanıyorsunuz valide? Bana elini bile sürmüyor. Nasıl? Siz hiç... Hayır valide. Bütün gece tek başıma ağlıyorum. Yanıma uzanıp aynı yastığa başını bile koymuyor. Gözlerimin içine baka baka bana bunu yapıyor. Söylesenize valide. Bir kadın için bundan daha aşağılayıcı ne olabilir? Evet. Ben bir hata yaptım. Ama 10 yıl oldu. Daha ne kadar sürecek bu ceza? Elbet bu kötü günlerin sonu gelecek. Gelmeyecek valide. Benim inancım kalmadı. Umudum da yok. Hayır valide. Ne olacaksa olsun artık. Hiçbir şey umurumda değil. Nasıl efendi? Evlenir evlenmez buraya mı geldin? Sana muhabbet göstermedi mi yoksa? Git başımla. Hadi. Hayırdır matrakçı, bu ne hal? Oo, Behram Paşa. İyi geceler. Senin ne işin var burada? Hem de bu gece. Hmm.
Gel seni eve bırakayım. Bu bizim aramızda bir sır artık. Matrakçıyla boşandığını kimse bilmeyecek. İyi de paşam. Nasıl efendi? Sen onu merak etme. O da bu sırrın ortağı. Bir süre bu evde yaşayacaksın. Bir zaman sonra sana bir ev alıp düzen kuracağım. Ben haber verince oraya geçersin. Bundan sonra orada görüşürüz. Vakti gelince de hayatına orada devam edeceksin. Bugün sanki cenazemi çıkardılar saraydan. Kadere bak. Şu an o kadar mutluyum ki. Ne oldu? Kalkmayın sultanım. İkisi de çok iyi sultanım. Sıhhatleri gayet iyi. Şükürler olsun. Biri kız. Erkek. Allah başlasın. Gel Nasuh Efendi, gel. Ne oldu ya? Bir bardak daha getirin de içelim. İyiyim. Paşa? Gittiler. Ha, tabii. Gittiler. Ben kendim giderim. Paşa Hazretleri. Hayırdır sultanımıza bir şey mi oldu? İyiler paşam. Odalarında dinleniyorlar. Sen neden buradasın? Hayırlısıyla doğum vuku buldu Paşa Hazretleri. İbrahim.
Sultanım. Siz iyisiniz. İyiyim, iyiyim. Nasıl iyi oldu? İbrahim, ikizimiz oldu. Bu kızın. Bu da oldu. Allah sonunda güldü yüzümüze. Şükürler olsun. Sen yanımdasın. Evlatlarım yanımda. İbrahim, saraya haber gönderildi mi? Bu saatte rahatsız etmeyelim kimseyi, yarın haber veririz. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Senin adın Osman, senin adın Osman, senin adın Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cahü beren ve zekeyen ve embedevi fiil İslam'ı nebahten. Allah Huri Cihan kızımızın ve Osman oğlumuzun salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i aliyeye bağışlasın. Amin. Hünkâr. Rabbim size başka gam, başka keder göstermesin. Amin. Hayırdır Nigar Kalfa? İlk günden neden geldin sen? Kötü bir şey mi oldu? Yok bir şey. Vallahi yok. Nigar Kalfa? Hayırdır inşallah? Ne oldu, iyi misin? İyiyim ağam. Ne işin var burada? Bir hafta 10 gün gelmem dediydin. Birkaç mühim eşyamı unutmuştum. Onları almaya geldim. Gayet iyiyiz ha. Merak etme. Vallahi huzurum yerinde. Yalan deme bana. Bir şey yapmış belli. Vallahi canını alacağım onu. Ya bir dur ağam. İyiyim diyorum sana. Ha. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldin. Sağ ol ağam. Nasılsın? İyi. Yüzün gülüyor maşallah. Yanaklarım kızarmış, al al. Sana ne yanaklarından? Edepsiz. Zakına bu. Sensin. Sen huş. Sensin sen huş. Aa. Ne oldu? Daha dün ağlıyordun. Adettir ağam. Hem ağlarım, hem giderim. Hı? Niye geldin? Haberi mi aldın yoksa? Ne haberi? Hatice Sultanımız dün gece doğum yaptı. Hem de ikiz. Maşallah. İkiz mi?
Allah analı babalı büyütmek nasip etsin paşa. Tebrik ederim. Mutlu yuvanız daim olsun. Amin. Amin. Sen ne kadar ikiyüzlü bir kadınsın. Nasıl böyle sahtekar davranabiliyorsun? Bir de tacı takmışsın. Alay mı ediyorsun bizimle? Sultanım, sakin olun lütfen. Daha ne kadar sakin olacağım İbrahim? Yok mu bu kadının haddini bildirecek kimse? Hepiniz onun yanına mı geçtiniz? Kulu kölesi mi oldunuz bu yılanın? Bay Devran. Laflarına dikkat et. Etmezsem ne olur? Sultanım. Neticelerine katlanırsın. Ne yaparsın? Yine hünkârımıza mı şikayet edersin? Git. Durma. Sultanım, rica ediyorum. Geldiğimden beri bana kaydı ve teamüllerden bahseden sizsiniz. Şimdi aynı kaydıyla sizin karşınıza çıkınca mesele oldu. Nasılsın Aybüke, alışabildin mi? Babamı merak ediyorum hünkârım. Hiç haber yok mu? Endişelenme. Yakinen takip ediyorum. Korkma güzel yeğenim. Sahip Giray için gereken neyse yapılacak. Hünkârım, ben bütün gün sarayda durmaya hiç alışık değilim. Dışarı çıkıp atla dilediğimce gezmek istiyorum. Dilediğin vakit has bahçeye çıkabilirsin. At binebilirsin. Malkoçoğlu. Buyurun hünkârım. Prenses için hususi bir at hazırlanmasını istiyorum. Emniyetinden sen mesulsün. Her çıktığında eşlik et. Ben kendi emniyetimi sağlarım hünkârım. Hiç gerek yok. Aybige, uzatma. Sen bize emanetsin. Hürrem, artık çıkalım. Hala teamüllerden bahsediyor. Sanki hepsini bir bir kendisi çiğnememiş. Sultanım, hata yapıyorsunuz. Bu hata senin İbrahim Paşa. Nasıl müsaade edersin bu kadının böyle yükselmesine? En başından uyardım seni. Eğer o vakit beni ciddiye alsaydın bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Sultanım, ben size bir söz verdim. Yaşadığım müddetçe sizi ve Mustafa'yı koruyacağıma dair. Lakin siz öfkenize hakim olamazsanız ben sizi nasıl korurum? Koruma artık İbrahim. Böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Yapmayın. Yapmayın. Bitti artık İbrahim. Boynumu bükmeyeceğim. Kaderime razı gelmeyeceğim. Herkes nerede? Çıktılar sultan. Arabamı hazırlatın çabuk. Hayırlı olsun matrakçı. Yeni damat oldun. Unutursun artık bizi. Yok, merak etmeyin. Eskiden neysem hala oyum. Be.
Bayram Paşa'm. Söyle. Sizi çağırıyorlar paşa. Hala. Gidelim. Tahkikatta bir gelişme olup olmadığını merak ediyorum Mali Bey. Behram Paşa'yı uzun süredir göz hapsine almıştım. Fakat açık vereceği benzemiyor paşam. Belki de suçsuzdur. Zira hayatımı kurtardı. Bak ha, onda bana suikast düzenleyecek cüret ne arar? Buna zekası da yetmez, kuvveti de. Aklı veren başkası olabilir paşam. Göreceğiz Bari Bey. Siz tahkikata devam edin. Eğer bir gelişme olursa evvela bana haber verin. Emredersiniz. Hünkârımıza kadar ulaştım. Vazife talep ettim. Ancak henüz bir sonuç yok. Paşa, tedbiri elden bırakma. Bir an evvel divana girmen lazım. Merak etmeyin efendim. İbrahim Paşa hakkında öyle bir şey öğrendim ki elime düştü. Yakında ne istersem yapacak. Maşallah sultanım. İkisi de nur topu gibi. Allah nazarlardan saklasın. Alsana kucağına. Hadi korkma al. Paşam, Allah bağışlasın. Sağ ol Nigar Kalfa. Nasılsın Nigar? İyi misin? İyiyim sultanım. Darısı başına. İnşallah tez zamanda sen de çocuklarını kucağına alırsın. Amin. Sultanım, müsaadenizle. Paşam. İbrahim. Hı? Mahidevran'ın hali neydi öyle? İnşallah bir hata yapmaz. İnşallah. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldiler. Huzura kabulü beklerler. Sultanım, hünkârımız daha sonra gelmenizi buyurdular. Çekil önümden. Kesinlikle yapamam. Yasak. Ben Mahidevran Sultanım. Çekil önümden, emrediyorum sana. Bağışlayın sultanım. Alamayız içeri. Sen kimsin? Çekil önümden yoksa canını alırım senin. Çekil! Hünkârım. Hünkârım. Konuşmak istiyorum hünkârım. Sultanım, ne oluyor burada? Söyle şunlara, çekilsinler önümden. Hünkârımızın kesin emri var. Alamayız Hasuda başım. Sultanım, siz odanıza dönün. Ben size haber vereceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada bekleyeceğim. Sultanım, lütfen gitsek. Çekil. Dokunma bana. Bekleyeceğim burada. Sultanım, hünkârımız sizi bekliyor. Thank you.
Derhal izah et ver. Sen nasıl gelirsin böyle? Nedir bu rezalet? Beni dinlemenizi istedim sadece. En azından bunu yapmanızı istedim. Senden daha sonra gelmeni istedim. Nedir bu kadar acil olan? Bu öfkenin, bu saygısızlığının sebebi ne? Hünkârım, ben sizin kulunuz, cariyeniz olmaktan dolayı her zaman şeref duydum. Size asla saygısızlık yapmak istemem. Lakin artık bu haremde yok sayılmaya katlanamıyorum. Nasıl ki Hürrem Hatun'u azat ettiniz, beni de azat edin. İzin verin, bundan sonraki günlerimi ben de hür bir kadın olarak geçireyim. Validem, yetişin. Ne oldu gene? Mahidevran Sultanımız has odaya girmek istedi. Hünkârımız izin vermeyince ortalığı birbirine kattı. Nerede şimdi o? Hünkârımız kabul etti sonunda. Şimdi orada. Eyvahlar olsun. Yaktı yine başını. Çıkar çıkmaz haberim olsun. Baş üstüne. Dairene dön Mahidevran. Hünkârım. Beni azat edin. Sizden sadece bunu istiyorum. Bunu çok görmeyin bana. Sen ne cüretle benimle böyle konuşursun? Bana emri vaki yapmak senin haddine mi? Affedin ama size aşık bir kadın olarak bunları söylüyorum. Ve bir şehzade annesi olarak. Görüşme bitmiştir. Seni azat etmeyeceğim. Madem azat etmiyorsunuz, gönderin beni. Daha fazla kalamam bu sarayda. Sancağı çıkarın bizi. Sünneti de oldu. Beklemeyelim. Şehzademi de alır giderim. Sen bana ne yapacağımı mı öğretiyorsun? Yoksa tehdit mi ediyorsun? Bana başka çare bırakmadınız. Elbette seni derhal göndereceğim. Lakin Mustafa'mı hiçbir yere götüremezsin. Zira onun yeri burası. Benim yanım. Hünkârım. Çekilebilirsin. Hünkârım, Mustafa'm. Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Hünkârım. Ağlar! Sultanım. Ben sana ne dedim? Niye dinlemiyorsun beni? Bağışlayın beni, tutamadım kendimi. Şimdi ne yapacağım validem? Mustafa'mdan ayrı kalamam. Ne olur bir şeyler yapın. Yapacak bir şey yok. Araya giremem. Ondan bir şey isteyemem artık. Hoş istesem ne fayda? Dinlemeyecek. Ben de konuştuğumla kalacağım. Çok korkuyorum.
başıma neler gelecek? O sarayda tamamen unutulup gideceğim. Bu mevzuyla alakalı konuşulacak başka bir şey yok İbrahim Paşa. Mahidevran yaptığı bu saygısızlığın bedelini ödeyecek. Elbette. Bunun bir bedeli var hünkârım. Lakin unutmayın ki bunun bir sebebi de var. Neymiş sebebi? Aşk. Malum insanları aciz kılar. Sultanımızın tek istediği sizin yanınızdan ayrılmamak. Şefkatinizden, alakanızdan mahrum kalmamak. Eğer bu bir suçsa... Sultanımız bunun cezasını yıllardır çekiyor zaten. Dahasına gerek var mıdır? Her daim olduğu gibi yine onu koruyorsun. Ben sadece Şehzademiz Mustafa'yı korumakla yükümlüyüm. Beni asıl kaygılandıran onun geleceği. Eğer validesi sürgün edilirse bu onun kalbinde derin yaralar açacaktır ki... ne söylerseniz söyleyin. Bu yaraları sarmak mümkün olmayacaktır. Ben bir şey duymadım. Ne olmuş ki? Mahidevran Sultanımız. Has odaya girmek istemiş. Hünkârımız da almamış onu. Sonra ne olmuş? Ortalığı ayağa kaldırmış. Bize kadar geldi sesleri. Hünkârımız çok kızmış tabii. Sürgün etmiş. Bugün yarın gidecek diyorlar saraydan. Yazık. İyi oldu bence sultan. Size çok çektirmişti. Sultanınız hakkında böyle konuşmayın. Ne olduysa onunla benim aramda. Sizi alakadar etmez. Affedin sultanım. Ay Bige. Sultanım. Gel otur şöyle. Ortalık karışmış yine. Evet. Pek eğlenceliymiş bu harem. Her an bir şeyler oluyor. Mahidevran'a üzüldüm. İnanayım mı? Üzüldüm. Çünkü daha çekeceği vardı bende. Gitti. Kurtuldu. Anne. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ağlama. Artık gözün görmek istemiyorum seni. Aslan oğlum. Benim senden başka kimsem yok. Anne ne oldu? Neden ağlıyorsun böyle? Bilmek istiyorum. Bir süre Edirne Sarayı'nda kalacağım. Neden? Hünkârımız böyle uygun gördü. Ben de seninle geleceğim. Mümkün değil Mustafa. Senin yerin burası. Sultanım, af buyurun. İbrahim Paşa'mız gönderdiler beni. Ne oldu? Sultanım, sürgün yok. Burada kalacaksınız. Hünkârımızın yüce affına mazhar oldunuz. Affetmese ne olur ki? Benim tek derdim Mustafa'mla ayrı kalmak. Yoksa bu harem cehennemden beter bana. Mustafa.
nereye gidiyor? Sümbül Ağa. Koş yetiş. Şehzadem, durun, bekleyin. Emrediyorum sana, çekil önümden. Hatice'm nasıl? Alakadar oluyorsun değil mi? Merak buyurmayın hünkârım, her fırsatta koşuyorum yanına. Sakın ayı ihmal etmeyesin. Malum çok hassas. Elbette. Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslan parçası, gel, yaklaş. İbrahim Paşa, beni babamla yalnız bırak. Öldüm bittim. Gülah nerede? Her işin peşine ben mi koşacağım yahu? Sümbül. Ne oluyor? Sultanım. Mahizevran yine bir hadise mi çıkardı gitmemek için? Ha yok, bir hadise yok. Zira hünkârımız affettiler. Sürgüne gitmeyeceklermiş. Öyle mi? Sultanım, benden duymuş olmayın ama İbrahim Paşa'mız araya girmiş dediler. Seni dinliyorum Mustafa'm. Nedir mesele? Annem. Neden hep ağlıyor baba? Neden hep üzgün görüyorum onu? Vaktiyle sana söylemiştim Mustafa'm. Kadınlar böyledir. Ziyadesiyle hassas oluyorlar. Bu saraydaki ağlayan tek kadın benim annem. Diğer kadınlar neden ağlamıyor? Neden sadece benim annem üzgün? Onun suçu ne baba? Günahı ne? Mustafa, merak etme. Annen burada sarayda kalacak. Kalmayacak baba. Burada kaldıkça gözyaşı dinmeyecek. Ben artık buna izin vermeyeceğim. Hiç kimse annemi üzemeyecek. Zira ben sizden böyle gördüm, böyle öğrendim. Siz Valide Sultanımıza hep saygı duydunuz. Ona hürmet ettiniz. Onun üzülmesine müsaade etmediniz. Korudunuz. Şimdi izin verin. Ben de bunu kendi annem için yapayım. Aklındaki nedir? Ne yapmak istiyorsun? Annemle birlikte Edirne Sarayı'na gideceğim. Hazırlığını yap anne. Gidiyoruz. Nasıl? Nereye? Babamla konuştum. Birlikte gitmemize izin verdi. Edirne Sarayı'na gideceğiz. Bundan sonra ağlamana, üzülmene izin vermeyeceğim. Kim seni üzerse karşısında beni bulacak. Aslan oğlum benim. Oğlum büyümüş Bargalı. Ben onu hala çocuk olarak görüyordum oysa. Mustafa çok parlak bir şehzade. Aynı zamanda sizin gibi vicdan sahibi.
Kararınız nedir hünkârım? Gitmelerine izin verecek misiniz? Başka bir yolu var mı? Şehzadem böyle istedi. Biz de ava gideriz bir ara. Epeydir gitmemiştik Edirne'ye. Neden gidiyorsun abi? Öyle icap etti. Üzülme Mehmet, tekrar geleceğim. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum İrma. Ben de abime gitmek istiyorum. Olmaz. Senin yerin burası. Mustafa'm, İbrahim Paşa seni bekliyor. Sizi çok özleyeceğim. Mehmet, Mirima, siz içeriye geçin. Sen de bana mı veda etmeye geldin? Veda etmiyorum. Yorma kendini. Yıllardır bir işe yaramadı. Bu kibir seni bir gün yakıp yok edecek. Çok çabuk pes ettin. Biraz daha dayanacağını düşünmüştüm. Üzülme sen. Buraya çok daha güçlü döneceğim. Zira tahtın en kuvvetli adayı benimle birlikte olacak. Pastırma ama kuş gönü, kuru incir, kuru kayısı, lokum... Ağam dur! Bu ne böyle? Bütün çarşıyı isteseydin. Gelme üstüme. Çok dertliyim. Çok. Görüyorum ağam, görüyorum. Kör değilim. Bak ne diyeceğim. Akşama meyhaneye gidelim istersen. Öfkar dağıtırız biraz. Bakarız. Yeni Rakkas Hatunlar da gelmiştir. Bakarız dedim. Ne oldu? Şeker ağam, bu çuvaldaki nohutlar da kurtlu. Bak sen şu Cafer Efendi'ye. Bütün nohutları kurtlu. Yarın başına çalacağım bu çuvalı. Ya böyle esnaflık mı olur? Oo, Edirne yolcusu da geldi. Gül ağam, çok üzüldüysen konuşayım sultanımla. Sen de gel bizimle. Ha? Malum, esas yerin orası. Aman diyeyim sus. Verme böyle akılları sultanımıza. Bunlar hiç iyi akıllar değil. Şeker ağa, yoluklarımız hazır mı? Hazır, hazır. Arabalara yüklendi bile. Niye getirdin kızım? Daha çok küçükler. Kalsalardı sarayda. İkisini de gözümün önünden ayırmıyorum validem. Kimseye güvenim yok. Kendime bile malum. Gel Mahidevran. Validem, sultanım. Gitme vakti geldi. Yolunuz açık olsun. Aman dikkat et Mustafa'ya. Artık yanımda bir çocuk değil. Gerçek bir erkek var valide. Ben de bu yüzden söylüyorum ya. Gözünden bile sakın onu. Sultanım. Bekle bizi Mahidevran. Baharda geleceğiz. Birlikte döneceğiz saraya. Gel hadi.
Sakın kendini yenilmiş sayma. Sana söz veriyorum. Hürrem bu yaptıklarının bedelini ödeyecek. Hem de en ağır şekilde. Bağışlayın beni validem. Lakin bu lafları çok duydum. Netice hiç değişmedi. Bedel ödeyen hep ben oldum. Henüz hiçbir şey bitmedi Mahide Evren. Aksine savaş yeni başlıyor. Hadi şimdi git. Uğurlar olsun. Vakti geldiğinde seni çağıracağım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hocaların da seninle gelecek, sakın derslerini ihmal etme. Babam kızdı mı bana? Hayır, bilakis gurur duydu. Onu çok sevdiğimi biliyor değil mi? Biliyor Mustafa. Sultanım. Yolunuz açık olsun. Sağ olun paşam. Annen sana emanet. Gerekli tedbirler alındı mı? En üst düzeyde muhafaza edilecekler. Hünkâr, divan heyeti hazır. Mutat meclisimiz olacak. İbrahim Paşa'mıza yapılan suikast tam bir muamma. Her yol kapalı. Elbet bulacağız bir yol paşam. Bu hakaret cezasız kalmayacak. Hasoda başım. Aybüke Hatun az bahçeye çıktılar. Sizi bekliyorlar. Hasoda başımız bu atı seçtiler sizin için. Hayır. Ben o atı istiyorum. O at Bali Bey'e ait. Olmaz. Daha iyi ya. Aybüke Hatun! Neden verdin atımı? Efendim söyledim ama dinlemedi. Çaresiz kaldım. Çöz şunu. Kırım ve Kazan'daki taht kavgasının büyüdüğünü ve çok kan döküldüğünü söylüyor ulaklar. Müdahale etmemiz gerekebilir hünkârım. Biraz sahibi genin babası Kazan Han'ı sahip Girayhan zor durumda gözüküyor. Sahip Girayhan'ın buraya sağ salim getirilmesini sağla. Olayları yakinen takip et. Malumatım olacak. Emriniz başmışsın. Hünkârım. Hızır Hayrettin Reis'ten mektup geldi. Barbaros'tan bu haberi bekliyordum.
Aybi Hatun. Neredesiniz? Aybige Hatun. Mankoçoğlu, sen mi beni koruyacaksın? Aybige. Sen daha kendini... Şüphen olmasın. Çekil üstümden. Çekil dedim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ya sabır. İbrahim Paşa oku. Bakalım Barbaros Hızır Reis neler demiş. Padişah-ı Cihan Sultan Süleyman Han Hazretlerinin dergah-ı alilerine arz-ı bendeyi bir miktar budur ki. Bu reis kulunuz Bahri Sefit'te Cezayir açıklarında bulunan Penon kayalıklarını bir günde 1000 gülle atıp aldım. 700 İspanyol esir ele geçirdim. İlaveten 30.000 Hristiyan'a taş döktürüp mezkur kayalıkları Cezayir'e bağladım ve buraya bir mendirek yaptırdım. Yardıma gelen İspanyol filosu ise yanlış yere geldiğini zannetti ve onları kolayca ele geçirdim. Bu esnada İspanya kralı Bedbah Şarke'nin Cenevo'ya geldiğini haber aldım. Kendisine korku salmak üzere en cengaver reislerimi göndererek Marsilya, Nice ve İspanya sahillerini yağmalattım. Elhasıl artık Cezayir, kudretli hünkârımızın bu denizdeki en muhkem limanı olmuştur. Emri ferman, saadetli padişahımındır. Bende-i Hızır Hayrettin, reisi Bahri Sefil. Âlâ. Osmanlı'nın karadan gelebileceği son sınırlara ulaştığını düşünüyorum. Bundan sonra denizlere yöneleceklerdir. Sanyan şövalyelerinden bütün Hristiyan dünyasının bekası için bir isteğim var. Malta ve Trablus'un yönetimini sizlere bırakacağım. Karşılığında da Akdeniz'de Osmanlı'nın hakimiyetine engel olmanızı istiyorum. İmparator Hazretleri, sizin bu kararınızdan memnun olduk. Ancak Barbaros'un denizlerdeki donanmasını unutmayın. Çok güçlü. Andre Dorian'ın Barbaros'a gereken cevabı vereceğinden eminim. Osmanlı donanmasının sonunu getirecektir. Merak etmeyin. Yüce Efendimiz, Barbaros bundan önce defalarca bizleri mağlup etti. Andre Dorian'ın bundan sonra bu gerçeği değiştirebileceğinden şüpheliyim. Avrupa'nın kalbine kadar ilerledik. Neredeyse bütün Avrupa ayaklarımızın altında. Hünkârım, Kaptan-ı Derya Kemalkeş Mustafa Paşa ile donanmamızın son vaziyetini konuştum. Piri Mehmet Paşa ve Piri Reis'in çabalarıyla rahmetli hanımız Sultan Selim Han'dan bu yana çok kuvvetli bir donanmaya sahibiz. 500 pare gemimiz hazır vaziyette bekler. Lakin Rodos'un fethinden bu yana Tuna Nehri'ni aşıp geri gelmekten gayrı büyük bir sefer bekliyorlar. Evet. Artık büyük denize açılma vaktidir. Akdeniz'deki hakimiyetimizi muhafaza etmek ve dahi ilerletmek mecburiyetindeyiz. Ki bu bizim kara seferindeki hareket kabiliyetimizi de arttıracaktır. Karada ve denizde aynı anda bizimle savaşıyor olmak Şarke'ni ziyadesiyle korkutacaktır. Selamünaleyküm. Oo, aleykümselam. Hoş geldin şeker ağa. Hiç hoş gelmedim Cafer Efendi. Hiç hoş gelmedim. Hayırdır? Aç şunu. Bütün nohutların kurtlu.
Yahu sen saraya böyle mal verdikten sonra kim bilir halka neler veriyorsundur. Yapma Şeker Ağa. Mutlaka bir hata vardır. Ne hatası? Yahu bir değil, iki değil. Kaç çuvalı ziyan ettik böyle, haberin var mı senin? Şikayet edersen perişan ederler bilesin. Aman diyeyim Şeker Ağa. Bu meseleyi aramızda halletsek diyorum ha. Yahu rüşvet olmaz mı bu? Haşa haşa. Hediye Şeker Ağa, hediye. Ha. Hız! Bir de bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Ne oluyor burada? Saraya kurtlu mal vermiş, bir de utanmadan rüşvet teklif ediyor. Rüsvayı alem. Madem öyle git loncasına şikayet et. Aman nasıl efendi, ocağına düştüm. Cafer efendi, memlekette hak var, kadı var, hukuk var. Neyse usul erken, herkes uymak zorunda. Kim o? Gel kalfa benim. Hayırdır inşallah. Bunu size vermem istendi. Tamam. Sağ ol. Sana bahsettiğim evin tapusu. Bundan böyle burada görüşeceğiz. Tapuda evin yeri itinalı olarak yazıyor. Bugün akşam namazından önce oraya gel. Paşa Hazretleri. Hayırdır Behram Paşa? Bakıyorum kendine mesken belirledin burayı. Affedin paşam, lakin merak içindeyim. Hünkârımızla görüştüm daha önce yeni bir vazife vermesi hususunda. Hünkârımız sana sabırla beklemeni söylemedi mi? Sabrım kalmadı paşam. Yıllardır bekliyorum. Ne vakit vazife vereceksiniz? Laflarına dikkat et Behram Paşa. Sana mı soracağım ben? Ne vakit dersem o vakit. Git buradan. Bir daha da zamansız çıkma karşıma. Az kaldı paşa. Bu lafları yedireceğim sana. Bu da kurtlanmış. Yapmayın, etmeyin, ağlar. Ocağıma incir ağacı dikeceksiniz ya. Onu halkın sıhhatine kastetmeden önce düşünecektin. Mendebur. Tezgahı mühürleyin. Bu adamı da alın, Kadı Efendi'ye çıkacak. Yapmayın, etmeyin, ağlar. Sadrazam'ı da tanır mısın? Tanırım elbet. Peki Sultan Süleyman'ı? Niye soruyorsun? Ben merak ediyor Sultan Süleyman nasıl biri. Boş versene sen onları. Gel biz keyfimize bakalım. Şikayet ettim Cafer Efendi'nin hocasına. Yandı ki ne yandı. Of! Ya bir sus, iplikçi kadının mabadı gibi. Bana ne Cafer Efendi'den? Cehenneme kadar yolu var. Tamam, sinirlenme hemen.
Buyur oturalım şöyle. Evladım, ahlaka gösterin. Sen bize serin bir testi getir. İki olsun. Üç olsun üç. Üç beş ne varsa getir. İçim yanıyor. Yeni Rakkas Hatun var mı? Yeni Rakkas Hatun. Duyanda rakkaslardan torun torba sahibi sanır. Sen bize iki tane rakkas getir. Etine dolgun. Bunun gibi. Hayda. Uyudu mu Huriciye Hanım? Evet Sultan. Aman dikkat edin. Her daim tetikte olun. Merak etmeyin Sultanım. Kapı önünde olacağız. Hayır. Çocukların başından ayrılmayacaksınız. Bilhassa geceleri. Diğer cariyelere de söyle. Bütün gece bebeklerin başında nöbet tutacaklar. Gözlerini bile kırpmayacaklar. Nasıl isterseniz sultanım. İbrahim Paşa gelmedi mi hala? Gelmediler sultanım. Hoş geldiniz paşam. Nasıl, beğendin mi evini? Hem de çok. Siz yanımdasınız. Allah'tan daha ne isterim? Hayal bile edemezdim bunları. Sen çok büyük adam olacak. Beni hissediyor. Münevcim misin sen? Nereden bildin bunu? Çok erkek tanıdım. Senin gibi kuvvetlisini görmedim. Az kaldı az. İbrahim düğünde elimden kurtuldu. O okçu kalbine atamadı oku. Ancak bu sefer kurtulamaz. Gururum ayaklar altına almanın bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Oh çok şükür. Biraz olsun rahat nefes alabileceğimiz bir yer varmış burada. Bütün günü hasbelçedeymişsiniz. Yetmedi mi? Başımda muhafız varken hiçbir keyif yok. Kendini beğenmişin tek. Ha bir de saygısız. Kimmiş o densiz söyle. Hemen versinler cezasını. İşte. Orada. Ali Bey mi? Evet. Onu çok severler. Kıymetli bir beydir. Mahkoçoğlu. Ben sevmedim ama. Sürekli etrafımda. Bir rahat vermedi bana. Orası onun dairesi. Buranın da tadı iyice kaçtı. Müsaadenizle ben dairemi döneyim. Ah beni gel. Ben ne yapacağım sensiz? Ya Gülhan, oturmaya mı geldik buraya? Kalksana, eğlensene biraz. Yürü git be adam. Görmüyor musun, asabım bozuk. Oradan güleç mi görünüyorum? Aman. Allah Allah.
Gülhan. İstemez istemez. Yalnız bırakın beni. Vali Bey'i görmem lazım. Yok burada. Ona çok mühim bir havadisim var. Bana söyle. Ben söylerim Vali Bey'e. Bilmem ki. Nasıl olur? Merak etme. Benden sır çıkmaz. Oo Gülhan. Hayırlı akşamlar. Sen kıvırmana bak. İbrahim. Sultanım. Uyumadınız mı da? Uyuyamadım. Siz nerede kaldınız? İşim vardı. Sen çıkabilirsin. Kalsın İbrahim. Bebeklerin başında her daim biri olsun istiyorum. Otur. Sultanım burası bizim mahremimiz. Yalnız olsak. İbrahim. Aynı acıyı bir daha yaşamaya dayanamam. Sultanım. Bu gam kederin sizi yenmesine izin vermeyin. Hem sizin için hem evlatlarımız için eziyet olur. Sultanların en neşelisi. Gülah, nerelere kayboldun sen? Soruyorum, yoksun. Sizin için uğraşıyordum sultanım. Mühim bir havadisim var. Neymiş söyle. İbrahim Paşa'mızı okla zehirleyenin kim olduğunu öğrendim. Gerçekten mi? Çok uğraştım. Ne vakittir iz üstündeydim. Nihayetinde buldum haini. Uzatma da söyle. Mühran Paşa. Kimdi o? Mühim paşalarımızdan biri. Eskiden Anadolu Beylerbeyi'ydi. Lakin İbrahim Paşa'mız azletmişti onu. Sünnet münasebetiyle gelmişti Tebriğe. Meğer kanına dokunmuş. Onun için de öldürmek istemiş. Emin misin? Kesin kes. Nereden öğrendin sen bunu? Bizim de kendimize göre kaynaklarımız var sultanım. Güvenilir mi peki? Evelallah. Hayırlı sabahlar. Nedir bu? Çeyizimde ne varsa çıkardım. Nasıl? Beğendiniz mi? Kaldır hemen hepsini, gözüm görmesin. Etme beyim. İkimiz artık sırdaşız. Bana yaptığınız iyiliği unutamam. İzin verin de hiç değilse hizmetinizi göreyim. Paşa sana ev almış. Git bunları oraya ser. Hiç olmazsa iki lokma. Bir şey yeseydiniz. Eminönü Esnaf Loncası'na kayıtlı Ahmet Taşanoğlu Cafer Efendi'nin bozuk mal satması ve kasıtlı fahiş fiyat ilan etmesi nedeniyle Kadı Hüsam Efendi tarafından
200 akçe zararı ödemesi ve teşhir cezasına çarptırılmıştır. Yapmayın, etmeyin, ağlar. Bunu halkı kandırmadan önce düşünecektin. Şimdi ibreti alem için çek bakalım cezanı Cafer Efendi. Sultanım. Paşam. Hayırdır, bir mesele mi var? Kulağıma bir şey geldi. Sizinle alakalı. Gene ne yalanlar uydurmuşlar acaba hakkında? Seni kimin okla zehirlediğini öğrendim. Öğrendin? Öyle mi? Anladım. Her şeyi benden bileceğini... biraz etrafına baksaydın keşke. Kimmiş peki bu? Behram Paşa. Nereden öğrendin bunu? Kendi ağzıyla itiraf etmiş. Neden inanayım ki sana? Paşa. Beni hafife alma. Diyelim ki söylediklerin doğru. Bunu bana niye söyleyesin ki Hürrem Sultan? Bu hadiseyle alakalı üzerinde bir şüphe kalsın istemem. Zira hünkârımızın aklını karıştırmak isteyenler olabilir. Nasu Efendi az evvel çıktılar. Siz kimsiniz? Beni İbrahim Paşa Hazretleri gönderdiler. Dün buraya bir şey gönderilmiş. Onu geri istediler. Başka bir şey demedi mi? Hayır. Hünkârım, beni neden çağırdınız? Yoksa babama bir şey mi oldu? Korkma, iyi haberlerini aldık. Bir an evvel buraya getirtilmesi için de emir verdim. Yakında kavuşacaksınız. Hünkârım, sonsuz şükranlarımı sunarım. Çekilebilirsin. Hünkârım. Söyle. Beni Kırım'dan buraya getiren teknede hususi bir eşyam kaldı. Sümbül'e söyle getirsin. Rahmetli annemden hatıra. Kimselere emanet edemem. Bahri Bey'le göndereceğim seni. Sümbül aile gider mi ben? O halde burada kalıyorsun. Gel. Aybüke Hatun. Hayırdır, bir mesele mi var? Hı?
Neden geldiniz diyorum. İsteyerek gelmedim. Beni getiren tekneden bir eşyamı alacağım. Siz olmadan gidemezmişim. Hmm. Ağlara söyleriz alırlar. Ben kendim alırım. Hem biraz dolaşmak istiyorum. Hünkârımızın haberi var mı? Git sor istiyorsan. Soracağım zaten. Sultanım. Dayı Hatun. Nasılsınız? Sağ olun. Siz? Keyfime diyecek yok. Ben de sizi bekliyordum. Ne oldu ki? Valide Sultanımız bu akşam sizi yemeğe çağırdılar. Hayırdır inşallah. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap etmiş? Yine bir tuzak mı yoksa? Sultanım, varsa da ben bilmiyorum. Hmm. Gitmek zorunda mı? İbrahim haklı. Korkularının ailene ve kendine zarar vermesine izin verme. Elimde değil validem. Her emzirdiğimde aklıma düşüyor. Hatice'm. Tamam validem. Hürrem nasıl? Malum. Tüm arzuları gerçekleşti. Biraz olsun sakinleşmiştir umarım. Akşam birlikte yemek yiyeceğiz. Ne kadar sakinleşmiş göreceğiz. O mu çağırdı sizi? Hayır, ben çağırdım. Validem? Bir şey yok. Aslanımın nikahlı karısıyla baş başa yemek yiyeceğiz. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin! Bakın, bakın ibret ola. Eminönü loncasına kayıtlı Ahmet Taşanoğlu, Cafer Efendi bozuk mal satıp kasten fahiş fiyat ilan etmek suçundan Kadı Hüsam Efendi tarafından 200 ahçe zararın ödenmesine ve teşhir cezasına çarptırılmıştır. Hadi. Bunları giymek zorunda mıydım ben? Güvenliğiniz için. Zaten sizin kıyafetlerden pek de farkı yok. Neden yadırgadınız anlamıyorum. Basal. Elenika. Size gönderdiğim havadis ulaştı mı? Ne havadisi? Gel. Behram Pasa bülbül gibi anlattı her şeyi. O yapmış. Paşam. Behram Paşa. Bakıyorum mesken tutmuşsun kendine mi yani? İstersen sana burada bir vazife verelim. Neden geldiğinizi merak ettim paşam, affedin. Canıma kastedenin sen oldun. Buraya da kelleni almaya geldim. Bana bir şey yapamazsın. Öyle mi? Aksi halde her şeyi hünkârımıza anlatırım. Ne anlatırsın hünkârımıza? Nigar Kalfa'yı. Nigar Kalfa bana ait mi Takçı? Benim adım. Aranızda olup biten her şeyi biliyorum.
Boş laf bunlar. İnandıramazsın hiç kimseyi. İspatım var paşa. Nigar Kalfa'ya bağladın. İşte tapusu. Ayrıca içinde senin mührünü taşıyan bir mektup var. Her şeyi itiraf etti. Sağ ol Elenika. Bu iyiliğinin karşılığını alacaksın. Sen gel yanıma yeter. Başka bir şey istemez Fasam. İhmal etme beni. Hadi gidelim. Hadi. Kim bu kadın? Saraya dönmemiz lazım. Olmaz. Ben tekneye gideceğim. Tekneye başka zaman gideriz. Saraya dönmem icap ediyor. Devlet meselesi. Hadi. Ateşle oynuyorsun Behram. Asıl sen ateşle oynuyorsun paşa. Şöyle adamlarına indirsinler kılıçlarını. Beni tehdit edecek durumda değilsin paşa. Bildiklerimi hünkârımıza anlatsam ne olur biliyorsun değil mi? Nasıl kurtaracaksın kendini? En kötü birlikte gideriz paşa. Ne istiyorsun? Ha şöyle. Nihayet beni ciddiye aldın. Derhal beni eski mevkime Anadolu Beylerbeyi olarak atayacaksın. Sonra vakti geldiğinde kubbe vezirini yapacaksın. Sen kimin köpeğisin be adam? Kimden alıyorsun bu cüreti? Allah'tan başka kimsem yok. Yarına kadar sana mühret. Ya dediğimi yaparsın ya da neticelerine katlanırsın. Hayırdır Vali Bey? Ne yapıyorsun burada? Ben de sizin gelmenizi bekledim. Zira ilk sizin bilmeniz icap eder. Neymiş söyle bakayım. Suikastı yaptıran Behram Paşa. Haberim var. Hünkârımız katiyen bilmesin. Yarın bizzat söyleyeceğim. Behram Paşa'yı izninden attırdınız mı? Sorguda bizzat bulunmak isterim. Behram Paşa açığa çıktığını bilmiyor Bayli Bey. Zinhar da şüphelenmesin. Zira arkasında kimler var öğrenmek için bir müddet takip edeceğiz. Anladım. Bir isteğiniz olursa... Sen saraya dön Bayli Bey. Ben gerekeni yapacağım. Thank you.
nabzı eliymiş. Yetişin ölmüş yukarıda. Validem. Gel Hürrem. Bu nazik davetinizi neye borçluyuz validem? Konuşacağız. Evvela otur. Çorbanı soğutma. En sevdiğin çorbaymış. Senin için hususi yaptırdım. Korkma Hürrem. Zehir yok içinde. Hayır. Sadece biraz rahatsızım. Midem kötü. İç o zaman. Midene iyi gelir. Paşam. Ne oldu? Bitirdiniz mi işi? Emrinizi yerine getirdik. Behram Paşa artık mesele olmaktan çıktı. Torunlarım nasıl? Abilerinin gidişine çok üzüldüler. Malum, çok seviyorlardı. Sevecekler tabii. Onlar kardeş. Validem. Ne istiyorsunuz benden? Niye çağırdınız beni? Adalet varsa herkes eşit olsun istemiştin. Öyle değil mi? Kendi payına razı olacaktın. Yeter ki sana karşı adil olayım. Evet, doğru. Sizin tek isteğin bu. Aramızdaki husumet malum. Ben artık bu savaşa bir son vermek istiyorum. Bundan böyle sana karşı adil olacağım. Hayırlı sabahlar paşam. Senin ne işin var burada?
Hünkârımızı görmeye geldim. Bu arada dün geceki ikramınız için teşekkür ederim. Lakin içmek nasip olmadı. Zira koynumdaki hatun benden evvel davrandı. Sen kimsin be adam? Ecelinim paşa. Yanlış yaptım. Artık kimse kurtaramaz seni. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım. Sizinle konuşmam gereken mühim bir mevzu var. Tek başıma huzura kabul edilmeyi arz ederim.